Şimdi kıymetli iş insanımız has pötürgeli, has pötürgeli. Çünkü bunu söyleme gereği duyuyorum. Çünkü niye? Her haliyle has pötürgeli. Kendi özünden kopmamış, değişime uğramamış, asimile olmamış. Sevgili iş insanımız Ramazan Paşa'nın yanındayız. Kendisi aynı zamanda yeni dönem Pötürge Belediye Başkan adayı. Kendisinden bir iki kelam alalım. Hem tanıtım günlerimizle ilgili hem de Pötürge ile ilgili düşüncelerini alalım. Projeleri varsa onu alalım. Bir kendisini dinleyelim, kulak verelim. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Mesut kardeşime de teşekkür ediyorum. Ramazan Paşa'nın olarak ben iş insanıyım. 35 yıl iş insanlığından görev yaptım. Kendi şirketimi yönettim. Kendi şirketimi iyi bir yere getirdim. Çoluk çocuğumu büyüttüm, okuttum. 4 çocuk babasıyım. 2 tane mühendis, bir doktor, bir ev kızı yetiştirdim. Ellerinizden öpsün. Kendimi bu saatten sonra da Pötürge'ye adadım. Şimdiye kadar yapılan bütün belediye başkanlar belki çok şeyler yapmışlardır. Ama benim düşüncelerim farklı. Pötürge'deki genci Malatya ile İstanbul'a getirmemek şartıyla iş imkanı sağlayıp Pötürge'li Pötürge'den çalışıp para kazanacak. Hem evinde oturacak hem de kendi Pötürge'de para kazanacak. Projelerim var. Çok projelerim var. Onu buradan söyleyemem. İlerleyen zamanlarda zaten paylaşırız. Aday adalığım belli olduktan sonra Allah'ın izniyle. Allah hayırlıysa başta hayırlı bir şekilde bana nasip etsin. Hayırlı değilse hayırlı olan bir arkadaşa nasip etsin. Pötürge'ye faydası olan bir arkadaşa nasip etsin. Ama o en hayırlısı şu dönemde, şu gün kendimi görüyorum. Tabii ki benden üstün olanlar da vardır. Herkes bir sana iki bana, bir sana iki bana diyen kişilerden değilim. Allah önce Pötürge için hayırlı olan bir başkan olsun. O başkan da ben olayım. Ramazan abi çok teşekkür ediyorum. Fakat eklemek istediğim bir şey var. Ramazan abi gördüğünüz gibi çok 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 aşırı mütevazı bir insan. Bir gerçekten bir Pötürge'ye yakışır bir şekilde konuşuyor. Ne diyor? Hayırlısı neyse olsun, eğer başka bir hayırlısıysa diyor, o olsun diyor. Bir de düşünceleri fark ettiniz mi bilmiyorum. Pötürge'nin Pötürge'de kalması noktasında oraya ticari yatırımlar, ticari iş imkanları, yani bu çok önemli bir şey. Çünkü yıllar yılı Pötürge göç vermiştir. Yani bir bakıma kültür bölünmesinin de önüne geçecektir. Çünkü biz 9 yaşında, 10 yaşında küçük pazara, Süleymaniye'ye gelmişler bu insanlar. Anneye hasret kalmışlar, babaya hasret kalmışlar, eşlerine hasret kalmışlar, çocuklarına hasret kalmışlar. Bir bakıma burada da yani bu özlemi de bitirecek. Pötürge'ye ben inanıyorum faydalı olabileceğini. Bir de önemli olan şu, ben her zaman şu kanaatteyim. Belediye başkanları ticareti iyi yapan insanlardan olmalı. Çünkü belediyeler aslında bir ticarethane. Çünkü şöyle ticarethane, eğer ki muhasebeyi düzgün yapabiliyorsa, bir sektörü zarara uğratmıyorsa, o zaman o ülkeyi de zarara uğratmaz, ayağa kaldırır. Doğru muyum bilmiyorum. Mesut kardeşim doğru bir şey söyledin. Onu ben söyleyecektim, ağzımdan aldın. İyi ki de söyledin. Bir belediye başkanı ticareti bilmeyen biri olursa o belediye para kazanamaz. Belediye nasıl şekil para kazanır bilmez. Bir şirketin iyi yöneticisi olursa o şirket büyür. Para kazanır, para kazanma yollarını da çok iyi bilir. Ticaret adamı ticarettir. Şimdi biz ilk 86'da İstanbul'a ayak bastığımda okumak için geldim İstanbul'a. 3-5 sene okuduktan sonra o arada da ticarette atıldım. Amcamla beraber yaptığımızda amcaya dedim ki, amca bu şirketi benim elime ver, 5 sene sonra sen git evinden otur. Ve öyle de yaptım çok şükür. Bugün de Pötürge için genci artık oradan ayrılmaması için ne yapılması lazım onu yapacağım. Ve yapılacak işler de çok 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 çok. Pötürge'de öyle bir işler var ki İstanbul, Malatya, İzmir, Bursa veremez. Pötürge'den iş imkanı çok. İş imkanı yok diyorlar ya, iş imkanı çok. Gerçekten çok. Ama hepsini söyleyemem şimdi. Aday adayım açıklandıktan sonra ben bunları hepsini tek tek söyleyeceğim. Neden para kazanılır? Neden
işte birikim yapılır. Ne iş yapıp da işte gençleri burada durdurmak lazım. Ben köylere gittim gezdim. 55 köy, 68 tane muhtarlık var. Bir Türkiye'de 55 köyü gezdim. 55 köyden 55 tane çocuk yapacak genç yok. Ben o gençleri oraya tekrar döndürüp kendi köyünden oturacak ve para kazanacak, çoluk çocuğun yanında da oturacak. O güneşi, o havayı, o temizliği teneffüs edecek. Çok teşekkür ederim. Umarım Fötürge için hayırlı olur. Ben Ramazan abiyi çok eski tanıyorum. Yani bunu söylemek istiyorum. Bu da benim kendi şahsi düşüncem, şahsi fikrim. Özü, sözü şeffaf. Yani göründüğü gibi, göründüğünden ibaret. Ramazan abi, bak Ramazan abi diyorum. Ramazan abi göründüğünden ibaret. Duyguları, düşünceleri bu şekilde. İnsan göründüğü gibi olmazsa yolu kısadır. Havayla, boşaltmayla işler yapılmaz. Belediye başkan olunmaz. Şirket sahibi olunmaz. Yolu kısa olur. Ama dürüst yaparsan, sağlam yapsan, Allah için yaparsan. Bak Allah için yaparsan her şey güzel olur. Bak bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben belediyeden bana verilecek maaşı almayacağım. Neden almayacağım? Duyduk mu? Bir belediye başkanı olarak belediyenin, yani belediyeden devletinin vermiş olduğu maaşı istemiyorum diyor. Nedenine bakalım. Nedeni şöyle. Benim öyle bir paraya çok şükür ihtiyacım yok. Allah'tan ben bir tane istedim. Allah şu anda 100 tane vermiş bana. O imkanımı bu saatten sonra ömrüm yettiği kadar bana yeter fazla. Çocuklarım da büyük, işleri de var. Herkes para kazanıyor. Benim param da bana yettiği için ben o paramı belediyenin fakir fon derneğine yatacak. Öncelikle Pütürge'de yaşayan hitimlere, dul kadınlara ve fakir insanlara, yani fakirlerin elektriğini, suyunu ödemeyen ya da yol parası olmayan kişilere her ay standart olarak dağıtacağım. Bu biz bir, başkanımızın bu bir, ağzından bu bir, hemen bak projeleri aldık. Bu bir, önemli. Bu bir. İkincisi, belediyeden bir başka köye gitmeyip de evime doğru gideceğim bir gün, o gün kendi şansi arabamı kullanacağım. Yani şansi arabamla evimden belediye şansi arabamı kullanacağım. Allah'ın izniyle devletten gelen az da olsa kullanmamaya çalışacağım. Bunu Pütürgelere ve Mesut kardeşimin yanında söz veriyorum. Zaten bunu ben 3 senedir çalışıyorum Pütürge'de. Bunu herkes de biliyor köyde de. Köylere demişim benim maaşım öncelikle hitimlerin, sonra dul kadınların, sonrasında da köyde fakir olan insanlarındır. Başkanım ne mutlu. Ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Şimdi sadece bak başkanım dedim ağzımdan çıktı ha. Acaba inşallah, inşallah, inşallah. Yani benim yüreğim temiz. Pötürge hayırlısı neyse o olsun. Ama yani mutlu olduğum şey şu. Devletin imkanlarını devletin insanlarına, kendi halkına kullanmak için söz aldık. Ben maaş almayacağım. Veya devletin bana sunmuş olduğu diğer imkanları kullanmak istemiyorum. Tamamıyla bununla ilgili bir fon oluşturacağım dedi. Bir şey daha dinliyoruz. Bir şey daha söyleyeyim. Ben askerde Hakkari Yüksek Ova'da yaptım. Bölük komutanım vardı. Diyordu ki oğlum devletin malına gözünü uzatan tüy bitmemiş itimin hakkı var. Ben de ona çok dikkat eden biriyim. Ve öyle yapacağım ki Allah'ın izniyle ilk 1,5 sene içinde zaten Türkiye Cumhuriyeti bunu görecek. Ne güzel. 1,5 sene içinde. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim en çok ihtiyacımız olan şey zaten Allah korkusu olan, göstermede değil, gerçekten Allah korkusu olan yöneticilere, iradecilere, idarecilere ihtiyacımız var. Hayırlısı olsun Allah'tan. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.